Yıldızların İzinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Osman bin Maz'un radıyallahu anh. Kureyş kabilesinin Beni Cumah koluna mensup olan Osman bin Maz'un radıyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir vasıtasıyla İslamiyet'i kabul eden 13. sahabiydi. Yine ilk Müslümanlardan olan oğlu Saib ve kardeşleri Kudame, Abdullah ve Saib ile beraber 1. Habeşistan hicretine katıldı. Mekkelilerin İslamiyet'i kabul ettiğini duyunca yakınlarıyla birlikte Mekke'ye döndü. Haberin asılsız olduğunun anlaşılması üzerine Velid bin Mughire'nin himayesine girmek zorunda kaldı. Müşriklerin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle ashabına işkence yaptığını gören Osman, Velid bin Mughire'nin himayesini terk ederek Allah'ın himayesine girdiğini açıkladı. Daha sonra da kardeşleriyle birlikte Medine'ye hicret etti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de onu Hazreç kabilesinden Abbas bin Übade ile kardeş ilan etti ve ailesine Medine'de ev yapıp yerleşmeleri için bir arsa tahsis etti. Osman bin Maz'un radıyallahu anh, Bedir Savaşı'na da oğlu ve iki kardeşiyle beraber katıldı. Osman bin Maz'un bu savaşın ardından vefat etti ve Medine'de ilk vefat eden muhacir oldu. Allah Resulü onun ölümüne üzülüp ağladı ve naaşını öptü. "Bu bizim ahirete ilk gidenimizdir." buyurarak onu Baki mevkiine defnetti. Daha sonra burası kabristan haline getirildi. Osman bin Maz'un radıyallahu anh'ın defninin ardından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabiden büyükçe bir taş getirmesini istemiş, sahabi taşı kaldıramayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taşı alarak kabrin başucuna koymuş ve böylece kardeşimin kabrini bulur, tanır ve ailemden ölenleri de artık buraya gömerim demişti. Nitekim Osman'ın ardından Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin oğlu İbrahim de aynı yere defnedildi. Osman bin Maz'un'u hicretten sonra evlerinde misafir eden Ümmül Ala bint Haris el-Ensariye, onun cenazesinin yanında Allah'ın Osman'a ikramda bulunduğundan şüphesi olmadığını söyleyince, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bunu nereden bildiğini sormuş, Cenab-ı Hak ona ikram etmezse kime eder ki şeklindeki cevabı üzerine, Allah'ın elçisi iken kendisine bile ne yapılacağını bilemediğini belirterek bu tür sözlerin uygun olmadığını ifade etmişti. İbadete düşkün olan Osman bin Maz'un radıyallahu anh'ın günah işlemekten son derece sakınan bir insan olduğu biliniyor. Cahiliye döneminde de içki içilmesine karşı çıkmış, aklımı başımdan alan, benim seviyemde olmayanları halime güldüren ve kızımı istemediğim kimseyle evlendirmeme sebep olan bir şeyi kesinlikle içmem demişti. Savaşlarda bekarlığın sıkıntı verdiği, bu yüzden günaha girmekten korktuğu gerekçesiyle kendisini hadım ettirmeyi düşünmüş, fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona izin vermemiş ve oruç tutmasını tavsiye etmişti. Osman bin Maz'un radıyallahu anh'ın eşi Havle bint Hakim, kocasının ibadete düşkünlüğü sebebiyle kendisiyle ilgilenmemesi üzerine giyimini ihmal edince, Hazreti Ayşe radıyallahu anha durumu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme haber vermiş, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Osman'ı çağırarak her hususta ölçülü olmasını, bunun için kendisini örnek almasını söylemiş, eşinin
misafirinin ve nefsinin de kendi üzerinde hakkı bulunduğunu hatırlatarak herkese hakkını vermesini tembih etmişti. Salatü selam, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun aziz ve pak ailesine ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun. Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygül.